Şimdi benim görüşüm şu. Beşiktaş'ın evet Pendik Spor'u bir şekilde yenmesi gerekiyor. Bu maç klasik bir puan kaybı değil bu arada. Maçı izlerken korkunç bir durum Beşiktaş için bence. Ben bir örneğini de hatırlamıyorum. Şöyle bir örnek. Lige yeni bir takım çıkmış. Tamam mı? Yeni bir takım çıkmış. Gayet mütevazi. Daha önce Süper Lig'de tanıdığımız Süper Lig takımları sadece büyükler değil. Orta seviye Süper Lig takımlarının da kadrosunda düşünmediği oyunculardan kurulmuş bir takım Pendik. Ve bir devreyi 1-0 öndesin. İkinci devreyi Pendik kendi evinde, kendi seyircinin önünde. O sezon ilk kez seyircinin önüne çıkıyorsun. Egemenliğinde oynuyor. Pendik'in egemenliğinde oynanıyor maç. Acaba ne zaman birbirine gelecek diye bakıyorsun, bekliyorsun. Hani şey değil. Beşiktaş baskı yaptı, bir türlü ikinciyi atamadı. Ondan sonra Pendik bir tane direkt topla gitti, 1-1 bitti 90+3'te. Bir karambolde öyle oldu değil. İkinci yarı tamamen Pendik Spor oynadı. Beşiktaş kendi evinde iki tane pozisyona sadece kaleci Mert'in, Ederson vari iki tane uzun topuyla pozisyona girdi. Onun haricinde hiç yoksun sahada. Tabii ki Beşiktaş ne pres yapabildi, ne hatları kopuktu. Çok kötü bir oyun vardı. Evet, Pendik'e karşı daha farklı bir oyun oynayıp ne olursa olsun maçı kazanman gerekebilirdi. Ama ben şunu da sorgularım. Ya Şenol Güneş bu adam bir insan. Gitmiş Nefçe Bakü deplasmanında 3-1'lik almıştı ama skoru turu aldım geldim diye düşünüyor. Geçtiğimiz Perşembe günü dedi ki yani bir rotasyon yapayım. Aslında rotasyon yaptığı rotasyon İçtar dışı da bir de yani. Oynayan rotasyon uğrayanlar da öndeki Onur. Yani rotasyon uğrayanlar bunlar. Onur falan rotasyon uğruyor yani. İşte Muraka'ya 9 yapayım. Semih'e şans vereyim. Rebic ısındırayım. Onu koyayım. İşte Demir Ege, Onana maalesef. O yani bir yani 3-1'i de o kadar da herhalde sakata gelmeyiz diye düşünüyor. Geliyordu abi. Tur gidiyordu. Devreye mağlup girdi Beşiktaş. Mecnun'un ikinci yarıya yine Abubakar, Hacı Ahmet Öç ne varsa top tüfeği yine attı hoca. Yıprandı. Ya, takım yıprandı. 6 maç üst üste 3 gün. Bu yaz sıcağında o zaten fiziksel antrenmanların yapıldığı sezon başı kampından sonra hiç döndürmedi abi. Ki yıpranma yarışında Beşiktaş rakiplerinin gerisinde kalır. Yani şimdi Abubakar çok büyük bir star ama hor kullanmaman lazım. Hor kullanamazsın ama bu kadar. Herkes hor kullanılıyor abi. Herkes mecbur hor kullanıyor. Ve fiziksel böyle hani inanılmaz enerjik. Evet. Diğer takımlar hani biz onlar daha çok yıpranır, biz daha güçlü kalırız. Hayır abi, en çok Beşiktaş yıpranır. İşte niye hor kullanıyorsun? Bu maçı da planlamaya bakmadan okuyamayız. Planlama hatası bu maçın da sebebi. Derinliğin yok. Gelen oyuncu Rebic'in fiziksel halini görüyorsun. Zaten burada anlattım. En son iyi maçı 2021 yazında. Ok zaten sonuç bu sezonu sakat geçirdi. Maç ritmi çok eksik bir oyuncu. Yani bu oyuncu hemen sana verim vermeyeceği belli. Derinliğin yok. Bir tek Raşit Sabah. Bir tane hazır oyuncu aldın. Bir tane tempo olarak da oyun kalitesi olarak da Beşiktaş seviyesine yakışır. Bir tane adam ekledi. O daha yeni geldi. Bu maça başlayamadı. Onun haricinde bu maçı da Pendik'e karşı Beşiktaş'ın puan kaybında transfer planlamasına bakmadan anlatamayız. Onun yerine şunu söylemiştim canlı yayında. 23 yaşında bir adam alırsın, gidersin Valerenga'dan böyle bir oyuncu bulduk dersin. Gezal'e benziyor stili. Sol ayağını kullanıyor, işleri devriliyor, çalım özelliği var. Gezal döneceğini düşünüyoruz biz. Sağlıklı raporları öyle geldi. Gezal dönene kadar oyuncu kullanacağız. 4 milyonu ona verdik. O oyuncu kötü performans sergilesin, sesini çıkarma. Dedim ki yanlış oyuncu tercih yapılmış ama planlama doğru. Yani planlama doğru. Yani gittiği yol doğru Beşiktaş'ın. Gezal yokken ön tarafta bir kreatif oyuncu eksikliği vardı. Ama yanlış scouting yapılmış. Ama doğru mantık. Ona da ne alaka abi? Ya hücumcun yok ya, ne alaka? İşte alakası aslında benim dediğime çıkıyor. Çünkü 11 düşünmezsen bunu almazsın. Ya amirin ne olduğunu da adamlar kendi takımındaki oyuncunun ne olduğunu anlamamış. Ya en amirin, özel oyuncun ya. Ya en kritik en oyuncu. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Burada yani taraftar eleştirmek çok doğru olmamakla birlikte eleştiri olarak söylemeyeceğim ama Amir'in kıymetini ben Beşiktaş taraftarında genel olarak bildiğini düşünmüyorum. Daha yine anlaşılıyor. Amir'e ben geçen sezon bitmeden burada bir övgü yapmıştım mesela. Bir Beşiktaş sitesi haber yapmış. Altına baktım. Şok geçirdim ya. Hani tam tersi şeymiş gibi. Hani çok kötü bir oyuncu övüyormuşum da Beşiktaş'a kötülük yapıyormuşum. Muamelesi görmüşüm yani. Hangi bir tane site var, ismini vermeyelim. Oraya ne yazarsan yaz. Acayip olumsuz döşüyorlar. Abi hatta. Ben de anlamıyorum yani. Ne dersen de yani. Son derece modern. Ofansif hani beş, yani şampiyon takımın 6 numarası gibi bir performans yakalamışsın. Doğru rolü bulmuşsun. Adam tıkır tıkır oynuyor. Adam beğenmiyor. Ya kim, bu nasıl bir mantık ya? Yani ben şey diyor, gerçekten Konyaspor'dan geldiği için bu arada. Yemin ediyorum Lans'tan gelse Amir
Kredisi çok daha fazla olurdu. Onana da gelmezdi. Geçen dedim ya, Sassuolo'dan almış olsan, Sassuolo'dan gel ve bir de 8 milyon ver. Daha kıymetli oluyor 8 milyon. Top kaliteli canım. 10 milyon para vermişiz. 8 milyon para vermişiz oluyor. O zaman daha çok kıymeti biliriz kesin. Tabii Konya'dan 3'ü alınca belli ki kıymeti bilinmedi. Ama bu şey anlamda diyorum. Yani taraftar çok benimseseydi zaten yönetim bunu çok yapamazdı. Biraz nötr kalınmış belli ki. Kıymeti işte Onana'yı görünce biraz anlaşılıyor. Ama yönetim hiç anlamamış. Yani yönetim para harcayacağın noktanın amirin muhtemelen de önüne amir rotasyonu atacak bir transfer yapma düşüncesine girip bu tarz bir adama gitmesi esas bu soru işareti. Şenol Güneş de kariyeri boyunca ben böyle bir oyuncu kullandığını hiç hatırlamıyorum ya. Yani Şenol Güneş'in bütün orta sahaları işte Kolman, Selçuk, işte Belluşi, Ozan, Tufan. Ayağı hiç olmayan 6 numara ben de kullandığını hatırlamıyorum. Ne bileyim yani. Mesela fiziksel 6 numara Okay'ı kullanıyordu ama onun ayağı iyiydi. Okay Okuşlu yani, bir takımda kullanıyordu ama en azından ayağı iyiydi yani. Oğuzhan Atiba. Ne zaman bu seviye bir şey gördük hiç şey hatırlamıyorum. Vallahi Şenol Hoca izleyip de onay vermiş mi acaba, çok merak ediyorum. Ya da vallahi direkt gelmiş mi anlamadım ben. Bence de yani Şenol Hoca'nın çok... Yani hiç Şenol Hoca adamı değil. O evet. Beni şüpheye düşürüyor hiç. Şenol Hoca tipi bir yani Şenol Hoca yolda bunun görüntüsünü görse bu ne lan falan der yani. O tarz bir adam. Ya öyle bazen hani aldatıcı skills videolar oluyor ya. Menajerli Şenol Hoca bir numara şey ya. Orta saha 6 numarada ofansif. 6-8'e ofansif kurmak hocanın bazen olayı yani. YouTube'da skills videolar oluyor ya. Hani seçilmiş böyle 30 maçtan en seçkin 5 tane aksiyonunu alıyorsun. Diyorsun ki lan bu oyuncu acayip. Yani menajer şirketler yapıyor bunu. Onanadan bu bile çıkmaz. Yani skills videosu yapmak istesen o kadar aksiyon çıkacağını zannetmiyorum. Vay be falan diyeceğim bir şey çıkmaz yani. Şu 3 dakikalık bir şey bulamazsın kariyerinde. Neyse. Ya Beşiktaşlara dediğim gibi üzgünüm yani, daha umutlu şeyler söylemek isterim. Ya hala bu takımın şampiyonluk potansiyeli var. Yani sonuçta sağ tarafa Raşit'se yazacaksın. Çok güçlü bir alternatif. Orta sahanda hala yani Onana'yı kullanmadığında Salih, Getson, Amir yazabiliyorsun. Sol tarafa Cenk, Abubakar zaten muazzamdı, bir birliktelikleri var. Beklerin çok iyi. Bu arada Masuaku sezonu çok iyi girdi. Her ne kadar penaltı yaptırmış olsa da bu tartışmalı korner pozisyonunda da muazzam bir orta kesti. Muazzam. Ve direkt katkısı var. Yani saf hücumcu olarak ligin bir numarası bence şu an. Akan oyunda da topu hani, çok iyi sokuyor. Angelino'nun da yavaş başladığını düşününce önce bir göstermek gerekiyor. Yani gösterilmiş performanslar arasında saf hücumcu olarak bir numaralı sol bek ligin. Çok 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 büyük bir hücum silahı. Kole çok iyi duruyor. Yani bayağı... Yanına bir stoper alınca daha da iyi gözükecek. Hani o konuda benim de tereddütlerim vardı. Senin de vardı. Onun ötesinde bir oturdu takıma bence. Hani bayağı şu anki stoperler arasında bir numaralı. Kole'nin yanına an, yazıyorsun. Tamam şu an çok iyi. Beşiktaş'ın evet bir tane stoper general. Hı-hı. Net stoper. Bir tane de dar alan oyuncusu. Yani bu 10 numara da olabilir. Ramos'la Talisca yalanlandı bu arada. Tam Ramos yana adamı. Hani tabii, hızlı tabii. Uzun uzun falan ama işleri görecek. Ama dünyada hani tek stoper o değil. Bir tane general stoper bulunabilir. Daha önce buldu Beşiktaş yani. Pepe'ler, Masuaku'lar hatta Saiz. Bir tane net, belirgin, bir tartışılmaz bir stoper. Bir de dar alan oyuncu. Sürprizli oyuncu. Yani sürprizli oyuncu tanım. Bu 10 numara, Talisca tipi 10 numara da olabilir. Talisca tipi yani yalanlandı da tip olarak söylüyorum. Yani sürprizli bir şutör. Ben Talisca'dan çekildiklerini düşünüp inanmıyorum orada. Sürprizli bir çalımcı. Yani hücum hattında bir tane sürprizli hamle arıyorum ben Beşiktaş'ta. Çok düz kaldı. Yani en yetenekli oyuncu Raşit'sa şu anda. Gezer'in dönmediğini düşünürsek. Fazla düz kalındı. Abubakar'ı saymıyorum. Abubakar 9 numara. Servis getirecek adamlardan bahsediyorum. Şimanski. Oraya özel sürprizli bir oyuncu. Dar alan becerisi yüksek. Yani yedeğe de alsın olur. Yani 22-23 yaşında potansiyel. 20 yaşında. Darlan becerisi olacak. Bir tane dursun yani takımda. Dribbling'i hiç yok. Enkudu sonrası. Yani topu vurup gidecek. O da Raşit'sa mesela en iyisi yine. Getson da sahip. O da merkez oyuncusu olduğu için. Kenarlardan bahsediyorum. 11'e yaratıcı bir oyuncu. Yedek kulübesi Enkudu tarzı daha iyisi. Dribbling'i bir oyuncu. 11'e bir de stoper. Beşiktaş farklı şeyler konuşturur. Dediğim gibi katılıyorum da bu arada. Yani çok başarıya uzak anlamında değil. Sadece çok kötü kararlarla başarıya uzak tutulması. Ya girenlere bakıyorum. Gerçekten Raşit'ten insistan diyorum. Raşit'ta 10-10 transfer her açıdan. Ama Onana, Ox ve Rebic'e verilen maaş artı bonservisleri düşününce
Ya şaka mı yani? Bayağı zaten Talişka'yı diyor. Evet. Düz Talişka. Bak bunları hiç almayıp sadece Talişka'yı koysan. Bayağı bayağı da takım noktasında çok büyük ölçüde çözüyorsun. Daha makul bir iki parçayla da halledebilirsin. Yani onun yerine Dorukhan alsan. Dorukhan'ı boştan alsan. Daha iyi olur. Hem daha iyi olur. Yani. Yerli çözüyorsun falan. Yani bilmiyorum yani. Çok anlamsız. Aşırı anlamsız yani. Neyse Beşiktaş bölümünü de tamamlamış olduk. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar izlediğiniz için. Beğendiyseniz videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.